sözümüzün gücüne inanıyoruz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ve haklı olmanın cesaretiyle biz bu yola çıktık. 90 kişilik kurucu heyetimiz, arkasından binlerce, on binlerce teşkilat mensubumuz, biz haklıyız, onun için de güçlüyüz diyor. Haklı olmanın verdiği gücün önünde hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Bunlar istediği kadar devlet gücünü kullansınlar. İstedikleri kadar kontrol ettikleri medyayla, devlet medyasıyla propaganda makinesi çalıştırsınlar. İstedikleri kadar para imkanları olsun. Bunların hepsi ölçülebilir güçlerdir. Ama doğru olmanın, doğru işler yapmanın ve haklı olmanın verdiği güç bütün bunlardan daha üstündür. İnşallah bunu hep beraber Deva Partisi olarak göreceğiz, yaşayacağız. Sosyal medyada eleştiri yapan gençleri hemen karakola çağırıyorlar, götürüyorlar. İşte daha birkaç gün önce Kırşehir'de yürürken liseli gençler, lisede okuyan gençler geldiler. Ya dediler, sosyal medya kullanmaya korkuyoruz, başımıza bir iş gelir mi diye. Ya siz körpecik bu ülkenin gençlerini nasıl bu hale getirirsiniz? Nasıl bir korku iklimi uygularsınız bu ülkeye? Yazıktır, günahtır. Yani bunlar üniversiteye hazırlanacaklar, özgür düşünecekler. Bunların hepsi tek tek birey. Tornadan geçirmeye çalışamazsınız toplumu. 84 milyonluk bir ülke fert fert tornadan çıkmış gibi aynı kişiler olamaz. Sizin istediğiniz gibi insanlar olamaz. Böyle bir şey yok. İnsanları olduğunuz gibi, olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Her gazete aynı manşetle çıksın istiyorlar. Biz ne söylüyorsak herkes papağan gibi tekrar etsin istiyorlar. Ki ara ara onu görüyoruz. Yani şu andaki hükümetin kontrol ettiği medyada bakıyorsunuz bir günde bütün gazeteler aynı manşeti atmışlar. Aynı gün içeriği birbirine çok benzeyen 10 tane köşe yazısı çıkıyor. Belli merkezden kurgulanıyor, dağıtılıyor. Özgür bir ülkede, demokratik bir ülkede bunlar olmaz arkadaşlar. Uluslararası değerlendirme raporlarına bakıyorsunuz. İnternet özgürlüğü konusunda Türkiye artık özgür olmayan ülkeler grubuna düşmüş durumda. Bakın Zimbabwe, Bangladeş gibi ülkelerin gerisindeyiz internet özgürlüğü konusunda. Ve bunların hiçbirisi kaderimiz değil inanın. Emin olun, hak ve özgürlüklerle ilgili bu sorunları düzelttiğimiz zaman ekonomi de düzelecektir. Ve dış politikayı da, eğitimi de, sağlığı da düzelteceğiz. Hepsi çözülebilir. Şu andaki problem ağırlıklı olarak bir zihniyet problemi arkadaşlar. Zihniyet. Doğru olmayan bir zihniyetle şu anda Türkiye yönetilmeye çalışıyor. Hakkı, adaleti, dürüstlüğü, liyakatı ilke olarak edinirseniz inanın her şeyi düzeltmeniz mümkün bu ülkede. Ve biz düzelteceğiz. Deva Partisi düzeltecek. Değerli arkadaşlar, bu iklim bütün vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor ama özellikle gençlerimiz bir boğulma hissi yaşıyor. Bunu da çok sık duyuyoruz gençlerden. Yani nefes alma zorluğu çekiyorum diyorlar. Böyle Covid'den falan değil ha. Ülkedeki korku ikliminden, bu baskıdan, özgürlüklerin olmamasından gençlerimiz nefes alamıyoruz diyorlar. Ülkemizdeki gençler dünyadaki akranları gibi eğitim alamıyor. Onların yaşadığı hayatı yaşayamıyor. Benzer hayaller artık kuramıyorlar. Devlet onlara hizmet, eğitim, iş götüremediği için gençlerimiz oldukları şehirden göç etmek zorunda kalıyor. Köylerdeki, ilçelerdeki ve küçük şehirlerdeki gençlerimiz büyük şehirlere, büyük şehirlerdeki gençlerimiz de fırsatı yakalandığında yurt dışına göç etmek istiyor. Bir de üstüne bugünkü iktidar onları birilerine benzetmeye, tek tipleştirmeye çalışıyor. Onların fikirlerine, karakterlerine, özgürlüklerine saygı duymuyor. Sen şusun, sen busun diye bir şeyleri empoze etmeye çalışıyor. Geçenlerde böyle kısa bir video hazırlamışlar. İşte sen kimsin, biliyor musun kim olduğunu diye. Bizim gençlerimize kim olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Sizin haddinize mi ya? Herkes kim olduğunu biliyor. Siz istiyorsunuz ki düşünmeden emir almaya hazır tek tip bir gençlik olsun. Ben ne diyorsam yapsın, peşime düşsün gelsin.
O kadar kolay değil. Bugünün gençliğine onları yaptıramazsınız. O eskiden de. Siyah beyaz tek bir televizyon kanalının olduğu, birkaç tane radyo kanalının olduğu bir ülkede belki bunu yapabilirdiniz. Bugünkü artık gençler, her birisinin cebinde akıllı telefon olan ve dünyayı bilen, izleyen gençler. Sizin çağınızın, sizin döneminizin Türkiye'si değil artık bu Türkiye. Değişti. İnsanların gözü açıldı. Gençler özgür bireylerdir. Biz onları birilerine benzetmeye çalışmayacağız. Birileri gibi olsunlar demeyeceğiz. Biz onların hak ettikleri imkanlara ulaşmasını ve onların sadece ve sadece kendileri olmasını istiyoruz. Devletin görevi gençleri bir şeye veya birine benzetmek değil. Onlara istediklerini, hayallerini gerçekleştirecekleri ortamı sağlamak ve o imkanları sunmak. Ülkemizde gençlerimizin çoğu şu anda üniversiteden mezun olduğunda iş bulacağına inanmıyor. Üniversite sınavına kadar bir heyecan, üniversiteye giriyor, daha üniversite birinci sınıfta ben mezun olunca acaba iş bulacak mıyım diye birinci sınıfta bunun derdine düşüyor gençler. Ben ömür boyu ailemden harçlıkla mı geçineceğim diyor. Ne zaman kendi yuvamı kurabileceğim diyor. Ne zaman finansal özgürlüğümü, gelir özgürlüğümü bulabileceğim diyor. Ve arkadaşlar, bu gelecekle ilgili karamsarlıklarında gençlerimizin en önemli konulardan bir tanesi de liyakatla bir iş edinebileceklerine artık inanmıyorlar. Yani ben ne kadar başarılı olursam olayım, hak ettiğim gibi bir iş bulamam diyorlar. Niye? Torpil, kayırmacılık, haksızlık her yerde. Özellikle kamuda, işe alımlarda yazılı sınavdan yüksek puan alan gençlerimiz bile mülakatta elenebiliyorlar. Niye? Çünkü bir tanıdığı yok ya da iktidar partilerinden bir referansı yok. Ya da daha da vahimi, toplumun belli bir kesiminden geldiği için gençlerimiz elenebiliyor. Ait olduğu toplumsal kesim sebebiyle gençlerimize karşı bazı kurumlarda özellikle ayrımcılık yapılabiliyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Kamuda iş almada mülakatları kaldıracağız. Yazılı sınavda herkes kendisini gösterecek. Onunla da mı, şununla da mı, o görüşlenmiş, bu görüşlenmiş diye gençlerimizin arasında ayrımcılık yapmayacağız. Bizim hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin her birinin dünyadaki yaşıtlarıyla benzer seviyede eğitim alabileceği, benzer hayat yaşayacağı, benzer ekonomik koşullara kavuşacağı ama en önemlisi de benzer hayaller kurabileceği bir ülke. Bizim hedefimiz gençlerimizin göç ederek dışarıda imkan kovalayacağı bir ülke değil. Devleti onların hizmetine sunacağımız bir ülke. Biz bunun için hazırız. Biz gençlerle birlikte ülkemizin geleceğini inşa etmek için hazırız. Sevgili dostlarım, şu anda Türkiye Avrupa'nın en yavaş internet sistemini kullanıyor. Dünyada 175 ülke içerisinde 101. sıradayız internet hızında. Türkiye'nin acilen fiber optik internet altyapısına yatırım yapması gerekiyor. Aksi halde siz unutun, bu ülkede girişimcilik gelişmez. Bu ülkede keşif, inovasyon, yenilikçilik olmaz. Avrupa'nın en yavaş internetine bu ülke layık değil. Bu gençlerimiz bunu hak etmiyor. Hem bilgi çağı deyip hem de pahalı ve yavaş internet hizmeti sağlamak devletin yapacağı bir iş değil arkadaşlar. Biz bu sorunu da çözeceğiz. Parti programımızda açıkça ilan ettik. Gençler için interneti ücretsiz yapacağız. Ve internet hizmetinde mümkün olan en düşük maliyetle tüm ülkede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hızlı ve düşük maliyetli internet. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla, toplumumuzun tüm kesimleriyle eşitlik için ve adalet için
yola çıktı. Bizim çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız, kutuplaştırmayacağız toplumumuzu. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Edirne'nin devası var ve biz hazırız. Edirne hazır, Türkiye hazır. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.